Herkese merhabalar, videomuza hoş geldiniz. Ee, öncelikle nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Bizi soracak olursanız maalesef pek iyi değiliz. Birkaç gündür ile mücadele etmeye başladık. Ee, şu an zorunlu izolasyon sürecine girdik. Önce süreç büyük oğlumla başladı ee, maalesef. Hafif bir ateş, ağrı, bir soğuk algınlığı belirtisiyle başladı. Tabii ki hemen evde ilaçlarıyla falan e, müdahale ettik ve kısa sürede kendine geldi. Ama hemen bir sonraki gün maalesef Arda çok rahatsızlandı. Okulda rahatsızlanmış ani bir baş ağrısıyla başladı. Hiçbir belirti hiçbirimizde daha önce yoktu. Daha sonrasında okuldan aldık ve süreci takip ettiğimizde durumunun her geçen saat kötüleştiğini gördük. Hemen hastaneye gittik. Gerekli tahliller yapıldı. ilaçlar verildi. Serum verildi. Arda bayağı bir kötü oldu arkadaşlar. Hani Çocuklar daha hafif atlatıyor falan demiş. Diyorlar hani ama maalesef Arda bayağı bir kötü oldu. Yüksek derecede ateş ve baş ağrısıyla çocuk perişan oldu. Allah'tan işte hastanede hemen gerekli müdahaleler yapıldı. Dün bütün gün hastanedeydik ve Serum takıldı. O onu bayağı bir toparladı açıkçası. Daha sonrasında e, tabii ki COVID testleri yapıldı ve eve geldik hastaneden sonra. E, ve bir iki saat sonra Sağlık Bakanlığı bizi arayarak Arda'nın COVID testinin pozitif olduğunu söylediler. Dolayısıyla ailecek hepimizin işte e, bir hafta izolasyon sürecinde olması gerektiğini, durumu anlattılar. Gerekli bilgileri verdiler. E, gerekli okul bilgilerini sınıfını vesaire tüm bilgiler zaten sistemde göründüğü için biz ilgili okullara gerekli durumu bildireceğiz dediler. Bu şekilde dünü geçirdik gerçekten bizim için çok yorucu ve üzücü bir gündü. İnsanın hani kendisinden çok çocuğunun hasta olması her anne baba gibi bizi de tabii ki çok fazla üzdü ve yordu. Biz Covid'in, koronanın en daha kötü zamanlarında İstanbul'daydık biliyorsunuz ve bir fiil çok fazla yoğun çalışmamıza rağmen çok şükür COVID'e yakalanmamıştık. Ama burada nasip buradaymış. Şu an buradayız. Çok daha fazla izole bir alandayız. Ama buna rağmen maalesef COVID bizi de yakaladı. Öncelikle buradan tabii ki tüm hastalarımıza da acil şifalar dilemiş olayım. Dün akşam gece itibariyle maalesef eşim Kemal Bey de her geçen saat kötüleşmeye başladı ve Covid onu da etkisi altına aldı. Şu anda ev gerçekten hastane gibi. Herkes yatıyor ve rahatsızlar, ilaçlarını alıyorlar ve zaten yapabilecek biliyorsunuz size süreci. Fazla bir şey yok. Dinleniyorlar. Çok fazla iştahları yok, yemek de yiyemiyorlar ama bol bol meyveyle falan en azından vitamin almalarına çalışıyoruz. Ağrı kesicilerini alıyorlar. Eşim şimdi bayağı kötü maalesef arkadaşlar. O da bayağı ağır oldu. Şu anda o da yatıyor. Size çok çok selamları var ama maalesef kameranın karşısına geçebilecek durumda değil. Şu anda ben de e, halsizlik ve yorgunluk, baş ağrısı gibi çeşitli ağrılarım ufak da olsa bile e, ben de yine ağrı kesici almaya devam ediyorum ve ayakta durabiliyorum arkadaşlar. En azından çok şükür ki hani evin annesi olarak ben ayakta durabiliyorum. En azından eşime ve çocuklarıma bu anlamda destek olabiliyorum. İşte biliyorsunuz kedilerimiz, köpeklerimiz var. Onların yemeklerini, sularını verebiliyorum. Onlara yemek hazırlayabiliyorum. O kadar iyiyim. Ee, ara ara da sık sık yine dinlenmeye çalışıyorum. Ee, süreci daha kolay atlatabilmek için. En azından ben çok şükür e, ayaktayım arkadaşlar. Daha iyiyim. Ee, umarım çok fazla e, süreç bizim için zor geçmez. Dualarım o yönde. İnşallah çabuk atlatırız ve bir an önce normal hayatımıza döneriz. Dediğim gibi en çok Arda ile eşim şu anda daha ağır durumda. Büyük oğlumla biz çok şükür daha iyiyiz. O iki gün biraz kötüydü ama bugün itibariyle o da daha iyi. Biz onunla birlikte en azından şu an burada evde işlerimizi halledebiliyoruz. Zaten herhangi bir sorun olursa Sağlık Bakanlığı her türlü iletişime geçiyor bizimle. Muhtemelen zaten çocuklardan dolayı okuldan bize geldi arkadaşlar bu. Çünkü maalesef siz de zaten biliyorsunuz çevrenizde olmuştur. Okullarda bu durum çok fazla yaşanıyor ve hatta sınıfların kapatma boyutuna kadar giden durumlar oldu. İstanbul'da da arkadaşlardan, eşten, dosttan, tanıdıklardan zaten yine bunu duyuyoruz. Çok az kişi olmasına rağmen sınıfta maalesef işte bir şekilde geldi yine bizi buldu bu. Toplum Allah'tan ki hani toplum olarak daha çok bağışıklık kazandık ve süreç eskisi kadar ağır ve meşakkatli geçmiyor. En azından çok daha fazla ölümler olmuyor, azaldı. E çok şükür şu an buna dua ediyoruz. Yani e, hani üzgünüz tabii ki özellikle çocuğum çocuklar hasta olduğu zaman aileler, anneler, babalar çok daha üzgün oluyorlar. Hani hep deriz ya aman çocuğuma bir şey olmasın bana olsun. O, o şekildeyiz şu anda bizde tabii ki. Arda bizi bayağı bir üzdü, yıprattı bu anlamda. Çünkü gerçekten çok kötü oldu. Hani ben yaşının verdiği şeyle, çocukların bağışıklık sisteminin güçlü olmasıyla bu kadar ağır olacağını tahmin etmiyordum. Ama gerçekten doktor bile şaşırdı. Zaten Sağlık Bakanlığı hemen biz eve geldikten sonra normalde 6-8 saatte testin sonucunun çıkması gerekirken çok hızlı bir şekilde bizi telefonla arayarak ...hemen bilgi verdiler ve çocukların okullarına da gerekli bilgileri geçeceklerini söylediler. Dolayısıyla bu anlamda da önlem alınmış oldu. Ben de zaten hemen Arda'nın sınıf öğretmenine bilgi verdim. Hemen acil bir şekilde arayarak durumu bildirdim. Gerekli tedbirleri almaları açısından. Çünkü ben bu süreçte her zaman çocukları rahatsız olduklarında okula göndermedim arkadaşlar. Çünkü zor bir süreçten geçiyoruz. Çocukların zaten eğitim hayatları çok aksadı evet... Ama her şeyin başı en başta sağlık. Dolayısıyla biz bu anlamda bayağı bir dikkatli davrandık. Çocuklar rahatsız olduğunda belirti gördüğümüzde mutlaka okula göndermedik ve haber verdik. Zaten büyük oğlum üniversitede olduğu için onların günleri zaten biliyorsunuz bir kısmı online olarak devam ediyor derslerinin. Bir kısmı normal oluyor. O zaten kendini ayarlayabiliyor. Ama buna rağmen bu kadar dikkat etmemize rağmen maalesef oldu bu anlamda herkesin gerçekten hala daha çok dikkatli olması gerektiğine inanıyorum. Özellikle toplu kalabalık yerlerde, okul gibi, iş yerleri gibi alanlarda rahatsızsanız mutlaka kendinizi dinlenmeye alın. Hem kendi açınızdan, hastalığı en azından ilerlemeden atlatmanız açısından hem de diğer insanlara zarar vermemek açısından bu çok daha sağlıklı olacak. Ama tabii ki bu bir süreç. İnşallah biz de sağlığımıza herhangi bir şey olmadan Allah korusun bu süreci atlatacağımıza inanıyoruz. Şu an için genel sağlık durumlarımız olarak iyiyiz. Sadece ağrılar ve ateş durumları olabiliyor. Bunlara da ilaçla müdahale yapıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ben de işte şimdi yine bir çorba suyu koydum. Onlara bir yemek yapacağım, çorba yapacağım. E yine meyvelerle falan destekleyeceğiz. Bu şekilde bu süreci atlatacağız bir şekilde arkadaşlar. Bir kez daha tüm hastalarımıza şifa diliyorum. E çok fazla hani gerçekten konuşacak Anlatacak bir şey de yok aslında. Her şeyin başı sağlık arkadaşlar. Sağlık olmayınca zaten hiçbir şey olmuyor. Bizim bugün mesela sizin karşınıza çok daha farklı bir video ile gelecektik. E, çekim yapacaktık. Hayalimiz o yöndeydi ama sağlık olduğu zaman her şeyin üstüne geçiyor, önüne geçiyor arkadaşlar. İnşallah bugünler geçtikten sonra yine e, paylaşımlarımız devam edecek sizinle. Hemen size de kısaca bir bilgi vermek istedim sizler de çünkü ister istemez bizi merak edeceksiniz. Sağ olun, var olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden. Dediğim gibi ben hani çok fazla diyecek bir şey yok. Şu an için bizi merak etmeyin. Gayet iyiyiz. Yine ara ara zaten eğer bir iki gün içerisinde iyi olursak sizinle paylaşımlarımızı yapmaya devam ederiz. Çünkü biz hani sonuçta bahçeli bir yerdeyiz ve bahçemizde çok rahat çıkıp istediklerimizi yapabiliriz. Kendi alanımızda izole olabiliriz. O yüzden 1 iki gün takip edeceğiz kendimizi. Bakalım süreç nasıl geçecek. Yine ara ara sizlere durumla ilgili haber vermeye çalışırım. Tekrar yine konuşuruz diyorum. Merak da bırakmamak için sizleri böyle bir kısa video hemen çekmek istedim. İnşallah birkaç gün sonra toparlamış oluruz diye düşünüyorum. Dediğim gibi hani çok şükür ki ben ayakta durabiliyorum. O da Allah'tan işte bir şans bize. Hepimiz aynı anda hasta olsaydık belki çok zorlanabilirdik ama ee, çok şükür ben iyiyim. Ee, ayakta durabiliyorum ve onlara şu anda bakabiliyorum. Evin annesi olarak bu beni gerçekten çok mutlu ediyor. Hepimiz birlikte hasta olsaydık çok zor olabilirdi bu süreç. O yüzden bu anlamda mutluyum arkadaşlar. Ee, şimdilik hani benim söyleyeceklerim bu kadar. E ee, hepinizden sağlık, sıhhat, şifa için dua bekliyoruz. Başka söyleyecek bir şey yok. Ee, tüm hastalarımıza da bu vesileyle bir kez daha acil şifalar diliyorum arkadaşlar. Yine görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın, dikkat edin. Ee, bizi merak etmeyin. Şu an için iyiyiz. Süreci atlatmamız için dua edin. Yeter bize arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.